Ben de İstanbul'da kalıyorum. Şimdi ise buraya misafirliğe geldim Sivas'a. Sivas'taki yaşantı İstanbul'daki yaşantı daha güzel. Onun için İstanbul'da kalıyorlar. Sivaslılar da çoğunluğu da Sivaslıdır. Gezmek, tozmak, hele de emekliler için ben de emekliyim daha da güzel oluyor. Evet. Yahu deniz de var. Gezecek yer de çok. Emekliliğin işi bundan sonra ne? Gezmek. Bir kale var, kaleye de çıkıyor, iniyor aşağı, tamam. Daha da bir şey yoktur. İştahası olmadığından, iştahası olsa herkes memleketinden kalırdı, bir tarafa yığılmazdı. Fabrikalar bütün oraya yapılıyor. Yerinden yeten göç, devamlı Sivas göç veriyor. İstanbul, İzmir, Adana, bilmem her tarafa gidiyor. Fabrikalar yapılması lazım ki halkımız burada kalsın, vatandaşımız burada kalsın. Sivas'ın nüfusu 600 bin, orası 3 milyon. Göç oluyor. Neden göç oluyor işte? Neden İstanbul? İş bakımından da oluyor. Zamanında da çok göç oldu. Daha Sivas yeni yeni biraz organize ne yapıldı bir parça. İş sahası oldu, asgari ücret, başka hiçbir şey yok yani. İşsizlik nedeniyle tabii canım, bir şey olsa niye benim işim vardı? Ben karayollarındaydım, niye gideyim ben? Emekli olmadan evvel orada çalıştım. İşim güzeldi. Niye gideyim ki? İstanbul'da benim ne işim? İşsizlik yüzünden işte. Yoksa... Başka bir nedeni var mıdır abi? Yok ya. Başka neden ne olacak ya? İşsizlik ya en başta. Ama şimdi geriye dönüş var. Şimdi... şimdi %50'si diyebilirim ki köylere çok güzel evler yaptırıyorlar. Bir de deprem korkusu var yani. O yüzden yani. Geliyorlar şimdi. Ağır ağır geliyorlar. Şehrimizde işsizlikten dolayı. O yüzden. Tabii göç genelde ondan olur. Başka bir neden var mıdır? Başka bir neden zannetmiyorum. Sadece işsizlikten dolayı. Bu oranın sanayisi oldukça geniş. Ona Sivasların organize sanayide yeterince iş olsa zannetmiyorum yani bizim şehrimizden göç olacağını. Sadece işsizlik. Çocuk yaşıyor.